yaşasınlar. Deliyim, divaneyim, nasıl ağlamayayım, yüz yerden yaralıyım. Eller giyer beyazı, ben yine karalıyım. Ben bu aşkın yüzünden düşmüş bir zavallıyım. Adımı sormasınlar, deliyim, divaneyim. Nasıl ağlamayayım, yüz yerden yaralıyım. Eller giyer beyazı, ben yine karalıyım. Ben bu aşkın yüzünden... Bu nasıl bir şarkıdır Allah'ım yarabbim. Bu şarkıyı çok seviyorum bu arada. İşte en çok dikkatimi çeken tabii diğerleri de güzel ama bu şarkı. Şimdi az önce bahset. Seni böyle alıp götürüyor yani. Vallahi ne güzel. Ben daha gelemedim mesela. Bir arası olduğundan değil ama gerçekten. Var. Çok güzel. Hakikaten biliyor çok musun? Güzel ama. Evet. Biraz bahsetsin de. Böyle bir şey ya. Evet. Gerçekten var ya. Şimdi az önce bahsettim ya bazı şarkılar vardır ki beni yansıtır. Evet. Şimdi bu şarkı benim böyle çok özel bir şarkımdır. Hatta albümü ismini de adımı sormasınlar. Evet. Facebook ortamında Karadeniz çok paylaşılıyor. Evet çok seviliyor. Çok seviliyor. Evet. Klip çekemedik bu şarkıya. Çekmek istiyoruz tabii haliyle. Hadi beraber. adını sormasınlar. Adını sormasın. Şimdi seni gören de başlayacak. Adını sormayın bu işi anlamaz. Sormayın bu işe anladım. Çok güzel. Kime ait? Çok yine güzel size ait tabii, değil söz mi? Tabii söz müzik bana ait. Pes maşallah. Şimdi bu şarkının sözlerini yazmıştım. Ben şimdi Karadeniz albümü yapmaya karar verdiğim zamanlarda bu şarkının sözlerini yazmıştım. Ben öyle çalışıyorum daha çok. Yani bazen müzikle beraber de beste yapıyorum ama söz yazarlığım da vardır. Harika. Söz yazıp sonradan beste yapıyorum. Hı. Şimdi ben bu şarkının sözlerini yazmıştım. Benim biraderim Harun, selamlar olsun. Sözleri gördü. Abi dedi sen bunu dedi Karadeniz yapmayacaksın değil mi dedi falan. Dedim valla bilmiyorum yazdık dedim işte besteleyeceğiz falan. Abi dedi bu dedi tam dedi damar kokuyor dedi böyle fantezi. Ama arabesk. Sen fanteziye var ya ne okursun. Evet. Ben piyasa müziği de okuyorum. Albümü Karadeniz ağırlıklı yaptım. Tabii ki haliyle. Bu da ayrı bir renk olmuş. Gerçekten evet. Çok güzel. Hakikaten böyle çok güzel. Bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Harikasınız. İşte. Daha ne yapacaksınız? Mesajlar yıkılıyor bu arada. Bu arada evet. Muhtarımız bizi izliyor. Ferhat Muhtarım. Muhtarım selamlar olsun. Memlekete gidiyor musun? Selamlar. Ben 20 gün önce geldim. Rize'deydim. Bir ay orada kaldım. Hoş geldin. Hatta biraz kilo aldım diyebilirim. Memlekete gidip de yani kilo almamak mümkün mü ya? Muhlamalarda falan, ben, kavurmalarla. Evet, ben dün geldim. Memleketteydim. Bizim de bir çok sevdiğimiz bir evet. Eniştemiz diyeyim. Sevgili Zinib Ostan. Allah rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin. Gittik. Onların evine gittik tabii. O kadar güzel misafirperverlik. Gülizar teyzemiz var. Buradan selamlar olsun. Ne komple güzel. İyidir'e. Gider gitmez o kuzinenin başına. Lahana, mısır ekmeğe. Hiçbir şey değişmez. Oradan buraya gelir mi? Oraya geleceksin. Gelmez orada mi? Yapacaklar ya. Vallahi hepsine buradan selamlar olsun. Çok güzel vallahi. Bizim oraya gitme imkanımız yok. Peki mesajlara göz atalım mı? Bu arada sevgili konuğumuza hatta okutalım değil mi? Konuğumuz evet ama sen okuyacaksın. Başla mı başlıyorsun? Nasıl istersen, nereden istersen. MKD yazıp boşluk bırakıp mesajınızı 3929'a Facebook'tan da saygın olarak bana gönderiyorsunuz. Canlı yayın numaramızda hemen pardon 0216 640 0566. Evet. Evet. Abdülhamit Çakıroğlu iyi yayınlar başarılar demiş. Ömer Karakaç program bayağı canlı maşallah. Evet, nazar değmesin. İnşallah. Ecesu Karadeniz, ablacığım ikiniz de süper görünüyorsunuz ve sen... Üçümüz de yazmış da siz uzağa göremiyorsunuz. Öyle mi? Evet, gözlerim evet, yazmış. Yine her zamanki gibi çok tatlısınız. Melike Larçın, merhaba Arzu abla, ben geldim. Hoş geldin Melike. Üçünüz de harikasınız. Harikasınız. Çok seviliyorsunuz, herkese selam, iyi yayınlar evet. Demiş... Soner Nalcı demiş iyi yayınlar Arzu abla ne haber nasılsın sıradaki parçayı Trabzon'daki akrabalarıma 88 yaşındaki babaanneme gelsin sizin aracınızla babaannemin ellerinden öpüyorum onu biz çok yapıyoruz. Seviyorum Kocaeli Gölcük'ten Soner Nalcı demiş Sadık Kağanoğlu program çok güzel
bir şekilde başladı ablacım. Ercan Topaloğlu ve Ercan Kazdal abilerime saygılarımı, sevgilerimi sunuyorum. Ercan Topaloğlu'ndan Dost Bildiklerim şarkısını istiyorum. Ercan abim okursa sevinirim. İyi yayınlar demiş. Bu arada Sadık Kağanoğlu bana da mesaj atmıştı. Çay çiçeğimi istemişti. Onu da göndereceğiz selamlar inşallah. Selamlar olsun Sadık kardeşimize. Suna Aktepe, sizi ve Ercan'ı candan kutluyorum. Ercan'cığım sen zaten süpersin. Suna teyzeciğim. Aman... Evet. Seni çok seviyorum. Teşekkür evet, ederim. Evet işte benim sayfamda görmüş olduğunuz gibi. İşte Suna abla. Sen kaşındın. Bir sürü mesaj var. Peki daha Ercan Kazdal'ın sayfasına girmedik. Öyle bir şey yapmıyoruz. Yoksa girmeyelim. Hepimizin sayfasına girsek program bitecek zaten. Ne olur bilmiyorum. Yani. Evet. Biz bu arada devam ediyoruz. Az sonra kısa bir aramız olacak sanıyorum değil mi? Onun öncesinde lütfen buyurun oturun. Sizi evet. Biraz sıkıştıralım. Şöyle atlamın gireyim sıkıştıralım. Ben şey. Ayaktayım özellikle sıkıştırmak için. RAR formatında mı olacak? Peki hemen şey sormak istiyorum. Medeni halinize vesaire. Sevginiz var mı falan bu konulara girmiyorum ama... şimdi bu kadar güzel sözler yazan bir insan evet. Ne kadar romantiktir, ne kadar duygusaldır, çok, her şey ağlar duygusalım. Mı? Çok duygusalımdır. Şunu belirteyim, gerçekten böyle yanımda birisi ağlasa ben de kendimi tutamam. Gerçekten kıyam. Bunu samimiyetle söylüyorum. Geçenlerde hatta bununla alakalı geçen hafta Büyükçekmece Belediye Başkanlığı'nın düzenlemiş olduğu engelliler konserindeydik. Aa, süper, orada evet. İnanın o kadar bir duygulandım ki. Hani engellilere acıma bazında değil. Değil ama oradaki duygu yani, seli sizi de etkiledi. Yani şükrümüzü hı-hı. bilmiyoruz. Evet, sadece evet. onun için böyle orada inanın bir de hele radyocu kardeşimiz var. Radyocu Kaan ve sevgili sanatçı dostum İlhami Yıldırım'la beraberdik. Orada hele bir mesaj gelmişti ki çok etkilendim. Daha diyordun? Doğmamış bir çocuk... mektup yazmış gibilerinden hani anne babası yazmış evet, işte dünyayı göremeyeceğim falan filan gibi bir söz içeriyordu. Ben orada çok fena oldum inanın kendimi zor tuttum. Ama belli zaten değil mi? Değerli izleyenlerimize eminim ki hak vereceklerdir. Böyle duruşunuzdan mütevazilik, beyefendilik değil mi? Duygusallık hakikaten akıyor. Gerçekten evet. Yani program öncesinde sohbetimiz oldu. Yeni tanıştık ama az çok insan belli ediyor galiba kendisini. Peki hemen geçelim romantizme. Evet. Tamam duygusallık tamam. Dedik. Romantik miyiz? Geçen hafta Murat abi geldi. Yapalım? Öyle dediğin zaman sen kesin ikizler burcusun. İzleyene selamlar olsun. Takmış ikizler burcuna. Evet. Herkes ikizler burcu yapacak Murat abi. Selamlar olsun Murat Çelik. Ben burçlara girersek Aslan burcuyum. 8 Ağustos doğumluyum. Romantik dersen tabii ki romantiklik var tabii mutlaka. Olmasa bir şarkılar çıkmaz. Değil mi? Değil mutlaka. Evet. Benim yani slow romantik şarkılarım da var. Hı. Albümde yer almıyor ama inşallah. Diğerleri de bunun gibiyse yandı. Önümüzdeki projelerde kısmet olursa onlara yer vereceğiz. Otantik tarzda eserlerim de var. Hı-hı. Kısmet olursa onları ilerleyen zamanlarda İnşallah. Rabbim bize İnşallah. Sağlık sıhhat verdiği müddetçe, ömür verdiği müddetçe onları herkesle paylaşacağız inşallah. İnşallah. Peki daha çok soracağımız soru var. Ama öncesinde kısacık bir aramız gelsin değerli izleyenlerimiz. Şarkı mı gelsin? Şarkı gelsin. Arkasından kısa bir aramız gelecek. Şarkı o zaman kimden geliyor? O fiti sen, piti. Sen okudun mu? Bir dakika. Kim sen beni dağıttın o yüzden ben dağıldım. Ben okuyayım o zaman. Evet. Tamam o zaman. Ardından Ercan'dan güzel o şarkı. O zaman Sadık Kağanoğlu kardeşimizin isteğini yapalım. 3 numara. Bu arada o şarkının adını herkes Dost Bildiklerim diyor ama değil. Her değil gelen ayrı yıktı. Bir kişi hani şöyle de deli dereye bir taş atar, 40 akıllı çıkartamaz ya. Bir kişi bir Dost Bildiklerimi de hurra herkes. Doğrusu dost, neydi? Her gelen ayrı yıktı. Peki, o zaman dinliyoruz. Thank you.
ne zaman güleceğim o günleri beklerim. Bir kere gerçek olmasın dileklerim. Herkes bırakıp gitti, kalmadı dost bildiklerim. Bir kere gerçek olmasın dileklerim. Herkes bırakıp gitti, kalmadı dost bildiklerim. Bırakıp da gidenler, geriye dönmeyenler, hasretine kahrolur, aşk acısı çekenler. Bırakıp da gidenler, geriye dönmeyenler, hasretine kahrolur, aşk acısı çekenler. Aldım artık derbeder, günüm günümden beter. Yüzdü artık yüzümü, yeter Allah'ım yeter. Her gelen ayrı yaktı bu divane gönlümü ben. Aldım sefil perişan, yeter Allah'ım yeter. Çekerim sonu gelmez, tek başıma yalnızım, halimi kimse bilmez. Yaşamakmış ölmekmiş benim için fark etmez. Öyle çok derdim var ki çekmeye ömür yetmez. Yaşamakmış ölmekmiş benim için fark etmez. Öyle çok derdim var, çekmeye ömür yetmez. Hayatım zindan oldu, yok olup gidiyorum. Keder ile kadere hep isyan ediyorum. Hayatım zindan oldu, yok olup gidiyorum. Kederiyle kaderde hep isyan ediyorum. Aldım artık derbeder, günüm günümden beter. Yüzdü artık yüzümü, yeter Allah'ım yeter. Her gelen ayrı yaktı bu divane gönlümü ben. Sefil perişan, yeter Allah'ım yeter. Recep abim, ağzına yüreğine sağlık. Şarkıyı o kadar güzelleştirdi ki o güzel sesiyle. Evet. Güzel şarkı. Güzel olunca tabii ki, değil mi? Evet. Süper. Bunu herkes diyor ki şimdi hani sahnede nasıl canlı okuyacaklar ama okursa gerçekten çok güzel bir şarkı. Çok güzel olur. Gerçekten evet. Çok güzel olur. Efendim birbirinden güzel şarkılarını dinlemeye devam edeceksiniz. Sevgili Ercan'ın ve değerli konumuz Ercan Kazdal'ın, ama öncesinde gerçekten çok önemli bir reklam için ekranınızın başına bekliyorum sizi. Kısa bir aramız arkasından.
rahatsızlığın çözümü için inşallah. Ertan Yıldız şu anda stüdyo konuğumuz. Hemen sözü size bırakalım. Teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Çok sağ olun. Bugün yine önemli bir rahatsızlıktan, basurdan bahsedeceğiz. Halk arasında basur olarak bilinen ama tıpta hemoroid olarak geçen kötü bir rahatsızlıktan bahsedeceğiz. Bu rahatsızlık genç, yaşlı, dinlemiyor. Çocuklar hariç herkeste görülen. Çok küçük yaşlara indi, evet. Evet, çok küçük yaşlara indi. Bir de son dönemde beslenme alışkanlığımızdan olsa gerek herkeste görünen bir rahatsızlık. Evet. Şimdi normal yerlerde de büfelerde olsun, bir yere gittiğimizde olsun, ne yapıyoruz? Bir tost ver, işte bir hamburger. Patates ver, bir hamburger. İlla ki hepimiz yapıyoruz. Maalesef. Evet, kuru gıdalar, asitli yiyecekler, bunlar ne yapıyor biliyor musunuz? Önce bizi kabız yapıyor. Evet. Kabızlıktan sonra artık biraz daha ilerliyor bu rahatsızlık ve kabızlıkla başlayan bu rahatsızlık bir zaman sonra yaşam kalitemizi düşürmeye başlıyor. Nasıl evet, düşürüyor? Maalesef. Kabızlık günlerce sürmeye devam ediyor ve şişmeye başlıyoruz. Evet. Ve ne oluyor sonra? Kendimizi zorlamaya başlıyoruz. Çok özür dileyerek söylüyorum. Zorladıktan sonra ne oluyor biliyor musunuz? Kaba yerlerimizde önce ağrılar oluşuyor. Daha sonra şişmeler başlıyor. Daha sonra kanamalar oluyor. Evet. Normal yolda yürüyorsunuz, bir bakıyorsunuz bir erkeğin pantolonunda kan. Allah Allah, bacağımı kesildi diyorsunuz veya ne oldu? Adam oturamıyor. Çok lavaboya fena, gidemiyor. Çok. Ağlıyor, sızlıyor. Neden? Bu rahatsızlıktan dolayı. Evet. Ve bir zaman sonra daha da tedbir alınmadığı zaman ne oluyor biliyor musunuz? Artık lavaboya gittiğinde, çok özür dileyerek söylüyorum, eline memeler gelmeye başlıyor kaba yerlerine. En son artık. Ve bu artık dediğimiz gibi cerrahlık duruma gelinmiş. Ne kadar illet değil mi? Anlatırken bile çok rahatsızlık verici bir rahatsızlık. Ateş düştüğü yeri yakar. Bir de yaşayanlara sormak lazım. Biz böyle anlatıyoruz ama onlar pek çok acı çekiyorlar. Pek önemsemiyorlar bazen ama hakikaten onun bile nasıl bir ihtiyaç olduğunu, olmadığı zaman nasıl bir rahatsızlık duyduğunu, sağlığını ne kadar etkilediğini gerçekten bunu ciddiye almamız gerekiyor. Evet, bence de. Ve burada biz bitkisel ürünler tarihinde bir ilk yapacağız. Ve size öncelikle bunu söylemeden önce şunu diyoruz. Doktora gidin. Utanacak, çekinecek bir durum yok. Doktora gidin. Ama bir parantez açıyorum. İşte daha 3 gün öncesine kadar bizi arayıp da gittiğim doktor kızım yaşındaydı, ben utandım, muayene çok olamadım. Evet. Veya yine bizi arayıp da eşim izin vermediği için gidemedim kadınlar, diyen, evet, utananan, çekinen ve bu tip rahatsızlıklardan dolayı doktora gidemeyen herkese biz Femotix'i öneriyoruz. Evet. İşte şimdi demin dediğim yere geliyorum ve diyorum ki bitkisel ürünler tarihinde bir ilk. Gerçekten bu ürünü alın, kullanın. Eğer ki rahatsızlığınızın geçmediğini görürseniz paranızı kuruşu kuruşuna iade ediyor. Böyle bir şey yok. Hakikaten yok. Yani evet. Ürünü al, iyileşmezsen geri paranı verelim. Böyle bir şey ilk, bakın değerli izleyenlerimiz, özellikle söyleyeyim. Ve burada bir şart koşuyoruz. Bunu da hani biz her şeyi hukukuna uygun olarak Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'ndan onaylı bir şekilde resmi faturasıyla ürünü size gönderiyoruz. Evet, bu da çok önemli zaten. En önemli şeylerden. Yani bu bir devlet garantili yani. Aynen. Koca karı ilacı değil, bir şey değil. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nın faydalı bitkiler listesinde yer alan bir bitkiden. Zeytin yaprağı ve onun iki bileşeninden oluşmuş. Ege ve Marmara yöresinin en kaliteli zeytin yaprakları ve onun iki ayrı bileşeni harmanlanmış ve test edilmiş şekilde, oranları ayarlanmış şekilde size geliyor ve siz bu ürünü kullanıyorsunuz. Kullandıktan sonra önce kabızlığınız geçiyor ve kabızlıktan sonra da iyileşmeye başlıyorsunuz. Ve ben size şunu söylüyorum, bakın, eğer sadece kanama, şişkinlik, ağrı varsa bir kutu kullanmanız yetiyor. Sevgili Ercan'ın elinde görünen bir kutu, üç şişeden oluşuyor. Ama eğer en son durumdaysanız, en kötü durumdaysanız, lavaboya gittiğinizde elinize memeler dahi geliyorsa, üçüncü o zaman ve dördüncü evredesiniz. Evet, iki kutu kullanmanız gerekiyor. Bakın, şunu da söylüyoruz size. Biz sizi görmüyoruz. Biz sizi sadece duyuyoruz. Ve içeride bu konuyla ilgili çok aşırı şekilde donatılmış, bu rahatsızlığa karşı bilgilendirilmiş müşteri temsilcilerimiz var. Onları arıyorsunuz. Bakın. İsminizi bile vermeyin tabii, sevgili Ertan. Sıkıntınızı, stresinizi dinliyorlar. Teşhisini koyuyorlar. Yani teşhisi de şu. Kanamanız var mı? Var. Ağrınız var kaçıncı mı? Var. Kaçıncı evredesiniz? Memeler dışarıya çıkmış mı, çıkmamış mı? Çıkmamış. Bir kutu alın, kullanın. Geçmezse doktor raporuyla paranızı iade ediyoruz. Hani bunda sağlam olduğunu göstermek için söylüyorum. Ve kullanım şekli de çok kolay. Yani öyle şey falan da değil. Suya koyup içiyorsun yani. Bu kadar basit. Şey bravo. Onu söylemeyi unuttuk. Bakın. Şimdi nasıl kullanacaksınız? Size 3 şişe geldi. Birinci şişeyi aldınız. Çay bardağına bakın. Çay bardağının yarısına kadar su doldurun. Bundan da bir kaşık atın. Karıştırın, için bu kadar. Bunu sabah aç karnına yapın. Bir de akşam yatarken yapın. Görülmüş bir yan etkisi yok. Türkiye'nin her yerine ücretsiz kargo ve kapıda ödeme kolaylığıyla. Kargo, KDV dahil 89 TL. Hemen, bildiğiniz zeytin yaprağı. Yani hiç. Tamam,
Zeytin yaprağı. Biz aynen. bunu canlı yayında içiyoruz biliyor musunuz? Şimdi hani yayına evet, biraz önce çıkma oldu, görüyorum, şey evet. oldu getiremedik. Ama bakın ben hemoroid hastası değilim ama kullanıldığını göstermek için burada içiyorum. Hiç sıkıntı etmeyin bakın. Paranız kuruşu kuruşuna doktor raporuyla iade olacak. Ve hiçbir sıkıntı etmeyin bakın. Herhangi bir yan etkisi yok. Atılgan bitkisel sayesinde buraya geldi. Ve bugünlerde çokça da sattığımız bir ürün. Biliyorsunuz artık beslenme kültürümüz biz değişiyor. 70'imiz şu anda sesim geliyor mu bilmiyorum. 160'ımız 70'imiz şu anda kabızlık yaşıyor. Yani kimsenin kimseden saklamasına gerek yok. Çünkü su içmiyoruz dediğin gibi. Sağlıksız evet. besleniyoruz. Oturarak çalışıyoruz. Değil evet. mi? En önemlisi de bu. Birçoğumuz oturarak çalışıyor. O yüzden ben kendi adıma her zaman sözünü kesiyorum Ertan'cığım ama her zaman diyorum ki kesinlikle yani kaybedeceğiniz hiçbir şey yok. Bir şans verin diyorum. Evet ve ben de şunu söyleyip bitirmek istiyorum. Bu güzel programı da çok bölmek istemiyorum. Son bir dakikamız kaldı. Bakın şu an alt bantlarda görünen iki numara var. Onlardan birincisi bizim her zamanki call center numaramız 0216 641 48 48. Diğeri de sabit numarayı aramak istemeyip de direkt cep telefonuyla görüşmek isteyenler için o da 0530 876 çift 081. Arayın, ürünü alın. Daha şu birinci şişe biter bitmez. İkinci şişeye başladığınızda direkt kanamanız, şişkinliğiniz ve ağrınız kesilecek. Aman aman geçti deyip bırakmayın. Üçüncü şişeyi de kullanın, tamamen iyileşin. Evet. Burada iyileşemeyen tek kim biliyor musunuz? Alkol, acı ve baharat kullananlar. Eğer alkol alacaksanız, baharat ve acı kullanacaksanız bu ürünü boşuna almayın. Hiçbir fayda etmez. Bakın biz şimdi içeriye gidiyoruz. Herhangi bir problemi olanlar, hatta benle dahi görüşmek isteyenler. Çok güzel, evet. Vermiş olduğumuz numaralardan bizi arayabilir. O zaman sabit numarayı siz söyleyince bir de ben söyleyeyim. Hemen söyleyeyim. 0216 641 48 48. Bu rahatsızlığı çekiyorsanız mutlaka aramanız gereken numara. Ya da 0530 876 çift 081 numaralı telefondan bizlere ulaşabilirsiniz. Sorularınız için evet. dahi bekliyoruz. Çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ediyoruz. Ayağınıza sağlık. Önemli bir konuyu da açtık. Çünkü gerçekten sağlık çok çok önemli değil mi? Sağlık çok önemli gerçekten. Evet. Şimdi hemen neyi soracaktım? Şunu soracağım. Ercan Kazdal'a çok merak ettim çünkü konuşma esnasında. Şimdi romantin vesaire dediniz ama hemen şunu sormak istiyorum. Bu besteler, bu sözler nerede çıkıyor? Yani hani bazıları diyor ya ütü masasının üstünde mesela kimdi? Her yerde çıkabiliyor. Değil mi? Uğur neydi soy ismi şu an hatırlayamadım. Evet, Aykuş. Uğur Bey diyelim. Uğur Bey mesela ütü masasının üzerinde beste yaptığını söylesin. Var mı böyle özel bir şeyiniz? Tabii ki mutlaka var. Ben araç kullanırken bile aniden buyurun. Sözler gelebiliyor. Müzikle beraber gelebiliyor. Harika. Ama araç kullanırken tabii ki telefonla kesinlikle konuşmuyoruz. Evet. Hemen sağ tarafa çekiyorum. Evet. Orada kaydediyorum sesimi veyahut da mesaj süper, olarak. O şekilde yapıyorsunuz bestelerinizi. Tabii süper. O şekilde artık oluyor. Yazmak çizmek kalmadı bütün mı? Bütün şarkıları arabada yazıyorum diye değil. Hayır, yani telefona kaydediyorlar genelde. Evet. Tabii yani telefona, yazmak çizmek. Yani teknolojiden anladım. Faydalanacağız. Teknoloji bize bunu sunmuşsa süper. Değil mi? Neden faydalanmayalım? Ya dedik. Sadece öyle ütü yaparken değil, affedersin kaba bir tabirle lavaboda bile kesinlikle evin yüzünü yıkarken bile mutlaka aynen. bir şeyler çıkıyor, hemen tık tık karalıyor. Ben, şunları topladın mı? Süper. Ben tam uyuyacakken aklıma söz gelir, hemen kalkarım. Çok güzel. Kalem kağıt varsa kalem kağıt İlham yoksa telefon. İlham gelir. Tabii nasıl geliyor bu gerçekten öyle. İlham diye bir şey sabah var ya. Sabah kalktığımızda bile uyanır uyanmaz sanki rüyada görmüş gibi... bir söz de olabiliyor yani. Aa, süper, çok güzel. Yani mesela çok atıyorum duyguların yoğun olduğu bir dönem olur, böyle duygusallık, böyle ruh hali çöküntü bir dönemde bakarsınız ki hareketli bir şarkı yapmışsınız. Aa, çok tabii, ilginç. Çok böyle kıpır kıpır olduğunuz zaman bakarsınız ki duygusal bir şey yapmışsınız. Duygusal bir şarkı çıkar. Aa, onu bu işte hiç belli olmuyor. Şimdi iyi. Mesela kimisi diyor ki işte ya şöyle bir beste yapsana. Beste ısmarlama olmuyor. Hah, bravo. Tabii. Evet. O kesinlikle. Anki duygunuza bağlı. Yani o an gelmesi lazım. Böyle
ben bir beste yapayım diye. Öyle yapılan, çorba yapayım der gibi olmuyor. Öyle yapılan beste zaten tabii ki emek vardır üzerinde ama öyle yapılan bestenin de bence çok fazla. Ercan'cığım çok güzel mesajlar geliyor. Mesajları Ercan Bey'den alıyoruz. Ben Rize'den Mehmet Çelik programında başarılar dilerim. Yolun açık olsun. Kim tutar seni? Ercan. Mehmet Çelik benim sevdiğim bir arkadaşım. Selamlarımızı gönderelim. Ercan ve Arzu gerçekten çok şekersiniz. Rize İyidere Sarayköy'den sizi keyifle izliyoruz. Sevgilerle iyi yayınlar. İlyas, Çiğdem ve İlker'den kucak dolusu sevgiler. Bizler de sevgiler gönderiyoruz. Selamlar olsun. Cumartesi görüşeceğiz Allah nasip ederse. İnşallah. Selam Karadeniz. Ercan Kazdal kardeşimizden sevenler gece parçasını istiyoruz. Teşekkürler. Koko dayı, Cengiz Avcı selamlar olsun. Selahattin abim ve Cengiz abime. Ne güzel. Sağ olsun beni dinlemeye gelirler çalıştığım mekanlarda. Selamlarımızı iletelim. Dostumuz evet. Ama o şarkıyı burada şu anda orkestra arkadaşlarımız olmadığı için aslında bir kumla alabiliriz sen okursun. Evet canlı alalım. Bundan şöyle, sonra bir şey yapalım. Şunu da okuyalım. Tamam o mesajdan merhabalar sonra. İstanbul'dan Meral Ercan Kazdal seni severek dinliyorum. Başarılarının devamını diliyoruz. Selamlarımızı iletelim Meral Hanım'a da. Süper. Müzik yok ama şöyle bir kuple kırmayalım. Mikrofonla okuyalım. Tamam, peki okuyalım. Buyurun biraz da. Evet. Verdik. Evet. Sevenler gece ölür, bunu yalnız seven bilir. Hançer değmiş gibi, kurşun yemiş gibi, her şey bitmiş gibi. Sevenler gece ölür, sevenler gece ölür. Bravo, harikasınız vallahi. Bugün rahatsızım, seslerim arızalı. Yok öyle bir şey işte canlı. Gece harfli okurum diyor yani. Gece evet. Programda yaptığımız için gündüz saatlerinde biz biraz sanki böyle robot gibi çalışmak. Çok güzel geceleri genel. Şimdi Ercan Kazdal'ın Facebook sayfasını açtım. Vay, evet bunu açılmış. Yaptım. Bu kötülüğü kendimize yaptım Ercan. Oradan olsun, da mesajı yapalım. Evet, konuklarımız başımızda. Sevgili Recep Canbazoğlu, Recep'im seni seviyorum kardeşim. Seyrediyorum, süpersin demiş. Bari Sarı Mehmet, şu an TV'ye kilitlenmişim Ercan. Benim için gurbeti söyler misin? Bari abim Almanya'da kendisi gurbetçi. Selamlar olsun. Sevgiler. Almanya'daki sevdiğim bir abim. İnşallah onu da okuyacağız. Daha bir sürü mesaj var ama. Vallahi onları... süper. Yani o yüzden açmak istemedim Facebook sayfanızı ama sonra kıyamadım açtım. Peki bu arada ne yapacaksınız? MKD yazacaksınız. Boşluk bırakacaksınız. Mesajınızı 3929'a. MKD mesaj 3929 unutmayın. Facebook'tan Ercan Kazdal'a gönderebilirsiniz. Ercan Topaloğlu göndersinler mi sana? Ercan Topaloğlu'na gönderebilirsiniz. Bana da gönderebilirsiniz. Evet, ben benim sayfamdan Arzu Saygın olarak gönderebilirsiniz. Canlı yayınıza bağlanabilirsiniz. Unutmayın 0216 640 05 66'dan. Şarkı gelsin mi? Şu an halkı duyar gibiyim. Sevenleriniz duyar gibiyim. Şarkı gelsin diyorlar. Gelsin hadi o zaman. Şarkımız gelsin. Hadi bakalım. Cennetine beni aldı götürdü dünyanın cennetine. Oy tuana tuana gel bu yana bu yana. Oy tuana tuana gel bu yana bu yana.
Aşkımı ilan ettim duyana duymayana. Aşkımı ilan ettim duyana duymayana. Oy tuana tuana gel bu yana bu yana. Oy tuana tuana gel bu yana bu yana. Aşkımı ilan ettim duyana duymayana. Aşkımı ilan ettim duyana duymayana. Derenin kenarına beni bekler tuanam. Derenin kenarına beni bekler tuanam. Ben onu alamazsam iki gün yaşayamam. Ben onu alamazsam iki gün yaşayamam. Oy tuana tuana gel bu yana bu yana. Oy tuana tuana gel bu yana bu yana. Aşkımı ilan ettim duyana duymayana. Aşkımı ilan ettim duyana duymayana. Oy tuana tuana gel bu yana bu yana. Oy tuana tuana gel bu yana bu yana. Aşkımı ilan ettim duyana duymayana. Aşkımı ilan ettim duyana duymayana. Sevda kara, yüreğim bin bir yara. Başımda sevda kara, yüreğim bin bir yara. Sevdik birbirimizi, bize her yol Ankara. Sevdik birbirimizi, bize her yol Ankara. Oy tuana tuana, gel bu yana bu yana. Oy tuana tuana, gel bu yana bu yana. Aşkımı ilan ettim, duyana duymayana. Aşkımı ilan ettim duyana duymayana. Oy tuana tuana gel bu yana bu yana. Oy tuana tuana gel bu yana bu yana. Aşkımı ilan ettim duyana duymayana. Aşkımı ilan ettim duyana duymayana. Oy tuana tuana gel bu yana bu yana. Oy tuana tuana gel bu yana bu yana. Aşkımı ilan ettim duyana duymayana. Aşkımı ilan ettim duyana duymayana. Oy tuana tuana gel bu yana bu yana. Oy tuana tuana gel bu yana bu yana. Aşkımı ilan ettim duyana duymayana. Aşkımı ilan ettim duyana duymayana. Duymayan kalmamıştır, emin ol. Harikasınız. Kim bu Tuana? hemen ben de işin neresindeyim, evet, değil hemen. Mi? O kadar oynadım, zıpladım. Nasıl bir nankörüm acaba? Estağfurullah. Herkese hemen kim şimdi, bu Tuana? Şimdi genelde Karadeniz'de bir ne derler? Hani kültürümüzde bir adet vardır. Genelde isimlere şarkılar yazılır. Bütün hemen hemen bütün sanatçıların albümlerinde mutlaka isme yazılı sözler vardı. Mesela Ayşeler, Fadimeler, Fatmalar, yani daha niceleri vardır. Ya Ayşe, Fatma, Fadime, Asiyeler. Fatma da Tuana. Vardır. Şimdi Tuana biraz modern bir isim. Ben de böyle biraz daha modern son zamanlarda şey çok kullanıyorum. Şey kısmı güzel daha bize her yer. Güzel yol Ankara. Güzel. Hani derler de. Derlerdi ya bize her yol Ankara. Yani park güzel etmez. Yer Paris evet, güzel, diyebilirim. Güzel, güzel. Öyle mi? Yok biz güzel. Paris'i tanımıyoruz. Biz bu arada sana özel bir mesaj var. Bunu okur musun? Korkma bir şey yok. Evet. Radyo programcısı Kaan Ercan Kazal'a sanat hayatında başarılar dilerim. Okuyabilsek. Vallahi, kim benle yazdı? Benle birlikte projesine, engelliler projesinde geçen, az önce bahsettim zaten. Ha, destek verdiği için teşekkürler. Radyocu Kaan az önce bahsetmiştim. Selamlar olsun. İlhami Yıldırım.
sevgili sanatçı dostumla beraber. Engelliler Projesi'ne destek verdiği için teşekkür ediyorum. Şeker Şöler programı sunucusu başarılar dilerim. MKD sahiplerine Fuat Kuş ve Kara Davut Beyefendi'ye saygılarımı iletiyorum demişler. Teşekkür ediyorum Kaan'cığım. Teşekkür ediyoruz efendim. Herkes adına yönetim kurulu başkanımız ve Davut Bey adına da teşekkür ediyoruz efendim. Ne kadar güzel bir mesaj. Mesaj derken buradakilere devam edelim. Biraz mesajlara verelim arkadaşlarımız. Siz ona ederken MKD yazıp boşluk bırakıp 39-29'a göndermeyi unutmuyorsunuz. Bu kadar mı seviyorum ya? Partnerimle gurur duyuyorum. Ya. Nasıl kapatıyorum ben? Tak saydırıyor vallahi. Çok güzel bir program gerçekten. Ben böyle birçok programa konuk oldum ama böyle yani hepsinde... Yani şey var bak böyle dostane böyle arkadaş muhabbeti gibi yaşamadım ben. Teneni böyle programlar ama canlı. Harikasın. Gerçekten çok teşekkür ediyorum. Çok sıcak bir atmosfer. Gelen konuklarımız gerçekten. İyi ki de gelmişim. Çok teşekkürler. Güzel. İlk olarak o zaten. Konumuz memnun kaldığı sürece evet. Devam ediyoruz. Etmiyorsa programı kapatıp gidiyoruz zaten. Evet. Çok şimdi ben Ercan kardeşimle aslında yıllar önce tanıştık ama evet, çok fazla evet. Bir samimiyetimiz yoktu açıkçası. Daha doğrusu... Vallahi çok memnun oldum. Murat abiye çok teşekkür ederim sevgili Murat Çeli. Onun sayesinde. Selamlar Ercan'ım. Ama çok sıcak kanlısın. Allah razı olsun. Harbi adam gibi adamsın. Ben o elektriği alamasam zaten emin ol bu şekilde olamam yani. O elektriği alabiliyorum ki demek ki karşıdan bu şekilde yansıtıyorum. Teşekkür ederim kardeşim sana sanat hayatında ve teşekkür yaşamında ederim. Başarılar diliyorum. Ben de iyi günler diliyorum size. size de tabii ki başarılar diliyorum. Çok teşekkür ederim. Emre Özer. Çok sıcak kanlısınız gerçekten. Rize'den küçük hayranınızım Ercan Topaloğlu abiden İnce Ayar'ı benim için okumasını rica ediyorum. Emre Özer. Emreciğim. Kocaman öpüyorum seni. Açılışı onunla yaptık. İnşallah güzel. Haftaya. Ayşegül Demirbostan. Allah yandık. Bu benim kankam. Öyle mi? Niye çok sevdiğim. Çok sevdiğim. Harbiden çok cana yakın. Ne güzel. Allah bozmasın. Çok dostane. Süper bir insan. Ona da geçmiş olsun. Kolunu bükmüş. Nazar değdirdik. Öyle mi? Nazar değdirdik. Sevgili evet. Ayşegül Demirbostan, Ercan Topaloğlu. Seni seviyoruz. Bostan ailesi ve ailesine baş sağlığı diliyorum. Evet, diledim onu. Evet. Yüzünden gülücükler eksik olmasın, başarıların daim olsun. Ayşegül Bostan, sen varsan hayatımızda zaten gülmememiz imkansız Ayşegül'üm. Seni güzel. Çok seviyoruz. Burak abiye de selamlar buradan, eşi oluyor kendisi. Ne güzel. Çok güzel, selamlar, sevgiler diyoruz ama minicik bir ara diyebilir miyiz? Evet, sizden alalım mı reklamları? Şimdi reklamlar. Bugün size çağımızın hastalığı olan hemoroid tanıtacağız. Hemoroid nedir? Önce bunu bilmek gerekiyor. Hemoroid, kalın bağırsakta bağırsak sarkmasıdır. Bakın, o kadar önemli bir hastalıktır ki, bunun evreleri var. Evreleri 4 evre. Birinci evrede, hasta kesinlikle hemoroid olduğunu anlamaz. Sadece ve sadece kabızlık baş gösterir. Kabız olan bir hasta, potansiyel hemoroid hastasıdır. Birinci evreyi geçtik. İkinci evrede artık yavaş yavaş hemoroid kendisini göstermeye başlar. Ne yapar biliyor musunuz? Yavaş yavaş kanamalar başlar. Kabızlık çoğalır. Hasta tuvalete gittiğinde normal sağlıklı bir insan 5 dakikada çıkıyor ise hemoroid hastası 5 dakikanın üzerinde yaklaşık 10 dakika gibi bir süre tuvalette kalmak zorunda. Niye? Kabız olduğu için. Üçüncü evreye geliyoruz. Bakın yavaş yavaş yükseliş başlıyor. Ne oluyor üçüncü evrede biliyor musunuz? Değerli halkım. Aşırı kabızlık biraz daha aşırı bir şekilde geliyor. Yine doktor tabii ki es geçiyoruz. Bakın ben öyle hastalar biliyorum. Yarım saat, 45 dakika tuvalette kalan insanlar var. Aşırı kabızlık. Kabızlığı giderebilirsiniz ama hastalık zaten belli bir noktaya gelmiş. Bunu gidermeniz mümkün değil. Hastalık sürekli ilerliyor. Önlem almanız gerekiyor. Ne yapıyor üçüncü evrede? Lavaboda oturuyor saatlerce, dakikalarca. Dördüncü evrede ne oluyor biliyor musunuz? Kanamalar daha da sıklaşıyor. Oturamıyorsunuz, gezemiyorsunuz. Günlük yaşantınızın seviyesi sıfırlara bazen inebiliyor. Ben böyle insanlar tanıyorum. O kadar kaliteniz düşüyor ki günlük yaşam kaliteniz.
Artık ondan sonra doktora da gidiyorsunuz. Bunu da iyileşmeyen kim biliyor musunuz? Alkol ve acı tüketenler. Ne zaman? Tedavi süresince. Alkol alacak iseniz, acı tüketecek iseniz benim ürünümü almayın. Şimdi gelelim. Hemotiks'i nasıl kullanacağız? Sabah, akşam, akşam da yatarken. Çay bardağı, 1/4 diyelim buna. İçine atıyoruz ve karıştırıyoruz. Ve içiyoruz. Bu kadar basit. Günde 2 kez yapıyoruz. Niye siz de iyileşmiyorsunuz? Alt bantta gördüğünüz numaraları arıyorsunuz, Hemotiks'e ulaşıyorsunuz. Bu kadar basit. Bu hastalık güzel bir hastalık. Haftanın 3 günü 4'er saat bir mahkum gibi. En çok okulakını istedim. Ne kilo aldım? Organlarımızı bağışlamak için ya da bu konuyu düşünmek için kendimizin ya da bir yakınımızın hasta olmasını lütfen beklemeyelim. İp atlayabiliyorum. Oyun oynayabiliyorum. Günah diyorlar. Aslında değil. Biz bağışladık. Siz ve çevrenizdekiler de bağışlayın. Bir yerlerde birilerine hayat olun, umut olun. Organlarınızı bağışlayın. Bir insanı, bir canı kurtarın. Görmezden gelir, yok sayarsınız. Sizin ya da sevdiklerinizin başına hiç gelmez sanırsınız. Organlarınızı bağışlayın, bağışladığınızı herkesle ve gururla paylaşın. Siz de bir umut olun. Sevgili izleyenler, sağlıklı, mutlu günler diliyoruz. Yine muhteşem bir kampanya ve muhteşem bir cihazla karşınızdayız. Şu anda elimde görmüş olduğunuz cihaz bir uydu alıcısı. Üstelik tamamen Türk malı, kablosuz uydu alıcısı. Sizler de istediğiniz kanalı, hatta 4000'e yakın kanalı ve istediğiniz uyduyu izlemek ister misiniz? Tabii ki istersiniz ve artık kablo kirliliğine son veren 41 tane uyduyu rahatlıkla izleyebileceğiniz 4000 kanal kapasitesine sahip muhteşem bir uydu cihazı sizleri bekliyor. Üstelik 2 yıl garantili ve muhteşem bir kampanyayla, muhteşem bir fiyatla bugün sizlere ulaştıracağız. Tabii ki kısa süreli bir kampanyadır. Bunu da sizlere bildirmemiz gerekiyor. Kargosu, KDV'si dahil bir fiyatla ulaşacaktır. Normal şartlarda 145 TL olan bu muhteşem cihaz bugün sadece 59 lira. Yanlış duymadınız. 145 lira yerine 59 liradan uydu alıcı sahibi olacaksınız. Bakın, çeşitli renk seçenekleriyle beraber tamamen Türkçe menüye sahip. Çeşitli dillerde kullanılma özelliği var. 41 tane uydu kapasitesi var. 4000 kanalı barındırıyor. Ve en güzel özelliklerinden bir tanesi çocuk kilidi var. Yani ebeveynler, anne babalar çocuklarınızın izlemesini istemediğiniz kanalları şifreleyerek artık onların gelişimini etkileyecek olan kanallardan onları uzaklaştırıyorsunuz. Ve 4:3, 16:9 ekran özelliğiyle artık birden fazla ekran şeklinde izleyebiliyorsunuz. Üstelik artık büyük kutulara, büyük receiver'lara gerek yok. Sadece televizyon arkasına takıyorsunuz ve anten kısmıyla adaptör kısmını da taktıktan sonra artık şifreli, şifresiz bütün kanalları rahatlıkla izliyorsunuz. Kesinlikle ekstra hiçbir malzemeye gerek yok. Ekstra herhangi bir aparata gerek yok. Televizyonunuzun arkasına bu gördüğünüz el büyüklüğünde, kumanda büyüklüğünde cihazı, receiver'ı taktıktan sonra 4000 tane kanalı, 41 tane uyduyu rahatlıkla izleyebiliyorsunuz. Hotbird, Eutelsat, Sirius, Turksat, akla gelen bütün uyduları herhangi bir engel olmaksızın, şifre olmaksızın izleyebiliyorsunuz. Bakın, zaman daralıyor. 3 dakikalık süre içinde aradığınız takdirde 145 lira değerinde olan bu muhteşem teknoloji harikası receiver'a, uydu alıcısına her şey dahil 59 liradan sahip olacaksınız. Kesinlikle Türk malıdır, Türk mühendisleri tarafından tasarlanmıştır ve 2 yıl garantilidir. Bakın, 2 yıl boyunca garanti söz konusu. Türkiye'nin her ilinde de yaygın servis ağı söz konusudur. Gönül rahatlığı alabilirsiniz ve bu muhteşem cihazla, bu muhteşem uydu alıcısıyla gönül rahatlığıyla izleyebilirsiniz. Sevgili izleyenler, bakın, tamamen Türkçe menüye sahip. Kolay bir menüsü var. Kolaylıkla kanal ekleyebilirsiniz. Otomatik arama, manuel arama söz konusu. İstediğiniz kanalı istediğiniz kolaylıkla ekleyebildiğiniz gibi, dedim ya, çocuklarınız için özel bir özellik var. Neydi? Çocuk kilidi. Ne oluyor?
Kimi kanallar çocuklarımız için uygun olmayabilir. Sizler de bunun önüne geçmek istediğinizde o kanallara şifreyi yerleştiriyorsunuz, o kanallara şifreyi koyuyorsunuz ve o dakika itibariyle sizin izniniz olmadığı sürece, o şifrenin girilmediği sürece çocuklarımız o istemediğiniz kanalları izleyemiyor. Yani bir nevi çocuklarımızın gelişimine katkıda bulunuyoruz bu konuda. Bakın, büyük kutulara, büyük receiver'lara, büyük uydu alıcılarına son. Sadece televizyonun arkasına takıyorsunuz, antenle bağlantısını gerçekleştiriyorsunuz ve adaptörü taktıktan sonra 4000 tane kanal, evet 4000 tane kanal, 41 adet uydu sizlerin hizmetinde. Bir dakikalık süremiz kaldı, kargo masrafı yok. KDV'si dahil 145 lira yerine sadece 59 lira sizleri bekliyor ve Türkiye'mizin neresinde olursanız olun. Kapıya kadar teslim ediyoruz ve ödemeyi de teslimattan sonra sizlerden alıyoruz. Yani kapıda ödeme kolaylığı ve kapıya kadar teslim kolaylığını sizlere sunuyoruz. Bakın, tekrardan söylüyorum. El büyüklüğünde, kumanda büyüklüğünde bir cihaz, yanında kumandasıyla beraber ve televizyonumuza bağlayacağımız receiver'ın kumanda gözüyle beraber ve adaptörüyle, piliyle beraber geliyor. Ekstra hiçbir aparata, kabloya gerek yok. 1001 tane kablo bağlamanıza gerek yok. Birden fazla receiver kullanmanıza gerek yok. Hepsini tek bir receiver'a topladık. 4000 tane kanalın izleme keyfini bu elinde gördüğünüz receiver'la tadacaksınız. Siz de 41 adet uyduyu barındıran ve 1001 çeşit televizyonu izleyebileceğiniz, 1001 çeşit kanal izleyebileceğiniz bu muhteşem cihaza sahip olmak istiyorsanız elinizi çabuk tutun. Çağrı dahi atsanız kampanya dahil olmuşsunuz. Türkiye, Karadeniz müzikleriyle ilk defa Mavi Karadeniz TV'de tanıştı. Aha, beni iyi yakışıklı vanilleli karışık. Aha, şuramdan öp beni. Gözler onun elası, kaşlar onun karası, yüreğimin yarası. Türkiye, Karadeniz video müzik ödüllerini ilk defa Mavi Karadeniz TV'de yaşadı. Doğru buldum, güzel buldum, inandığım toprakların bir yayın kanalı. Buradakilerin hepsi bizim tek elden ailemiz. Hepsi birbirini çoğumuzu tanıyoruz akrabası derecesinde. Dolayısıyla bu akşam ilk başlangıçlar çok önemlidir. Bizim için büyük bir merhale, rütbe, onur. Türkiye ilk defa Karadeniz'in yaylalarını canlı olarak Mavi Karadeniz TV'de gördü. Kimi geldi? Türkiye kol bastığı ilk defa Mavi Karadeniz TV'de gördü. Teşekkürler Türkiye, teşekkürler Karadeniz. Sar belune belune, kaytani dolan, durma kaytani dolan. Çay kara çay kara cevahir taşı, bizim cevahir taşı. Çay kara çay kara cevahir taşı, bizim cevahir taşı. Bir kez daha ekranlarınızdayız. Hepimizde enerji patlaması var. Hepimiz ayaktayız, evet, bu arada. Vallahi oturamadık. Telefonumuz şey varmış. Hazırsa eğer konuğumuz hemen alo desin. Alo. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Bakalım beni tanıdınız mı? Şöyle aranızda bir atın da aranıza gireyim. Oo, Murat abim. Bak sesten tanıyorum. Sevgili Murat Çelik. Sevgili Murat Çelik. Hoş geldin abi. Size kurban olurum ya. Var ya gerçekten... İkinizi de seviyorum, bunu biliyorsunuz. Teşekkür ederiz. Çok Murat, teşekkür ediyorum. Aynı zamanda. Aleykümselam. Onu da ayırmayayım böyle. Gerçekten iki tane değerli dostlarımı, kardeşlerimi izliyorum. Yani çok da büyük bir keyif aldım. Çok teşekkürler Murat'ım. Çok bağlandım size ama illa da bağlanmak zorundaydım. Çünkü iki tane kardeşim var orada. Aslanlar gibi.
Çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Allah Murat bozmasın. Benim. Evet. Murat abi ikizler burcu değiliz ama sen ikizler burcusun kesin. Öldürdü bizi evet. Burada. Sen ikizler gibi burcusun. Ben ikizlerim evet. Abicim çok teşekkür ederim bağlandığın için. Muratçım çok teşekkürler. Bırakmadın. Sağ ol. Ben sizi hiçbir zaman yalnız bırakmayacağım. Geçen akşam. Her zaman yanınızda olduğumu zaten biliyorsunuz. Zaten aynı zamanda biz dostuz. Eyvallah. Ercan'ımla yeni tanıştık. Gerçekten diğer Ercan. Diğer Ercan değil. Ben mi? Kaldırıyorum. İsteyelim. Evet. Evet, abicim ben de gerçekten çok gurur duydum, çok mutlu oldum. İşte Karadeniz'in hakikaten olması gereken, sanatçıların arasındaki kesinlikle. Olması gereken diyalog kesinlikle. Bunun olması ben gerekiyor. Yanayım. Ben bir ikinci pasta varsa aldım. Onu beraber paylaşmak herkes, zorundayım. Herkes, hep bana, hep bana. Amen. Geçenlerde şey. Bir düğündeydik biz sevgili Murat Çelik'le birlikte. Ya ne güzeldi vallahi. Yani bizde bu beraberlik olması. Ya Karadeniz kültürünü yansıtmıyor muyuz? Eğer amaç hakikaten yani doğruysa... Karadeniz kültürünü eğer yansıtıyorsak işte bu şekilde hep beraber. Sevgili Recep abim de aynı şekilde Recep'im. Yani bize destek veren abilerimizden bir tanesi. Sağ olsunlar. Ona da buradan selamlar olsun. Murat abicim çok teşekkür ederim. Bizi yalnız bırakmadın. Canım benim gerçekten çok sağ ol. Bu arada Büyük Ercan'a şöyle diyeyim. Büyük Ercan. Geçen beni yalnız bırakmadı. Düğünde ben bir konserim vardı karşıda. O duyguları zaten karşılıklı okuduk orada yani gözlerimizle beraber. Senin de bahsettik. Peki. Gerçekten size gurur duyuyorum. Sizi çok seviyorum. Çok teşekkürler Murat'cığım. Teşekkür ederiz abicim. Teşekkür ediyoruz evet. Sana da başarılar diliyorum. Herkes Murat. Şu an sizi izliyor. Bunu gözlerimle inanıyorum yani. Teşekkür çok ederim. Teşekkürler. İnşallah bir daha koşa koşa gelirsin bize abi. Hep beraberim. Vallahi Murat da çok enerjik. Evet, evet. Harikaydı geçen hafta gerçekten. Sağ olsun renk zaten. Verdi evet. Evet. Teşekkür ediyoruz Murat Bey. Selamlarımı iletiyorum kardeşim. Hocam öpücükler abicim. Allah yolunuzu açık etsin. Amin. Cümlemizin. Sizle beraber daha şeyler yapacağız dediğim gibi. İnşallah. Çok mutluyuz sizinle. Recep'ime de gerçekten buradan da selamlar olsun. Gene hep beraberiz. Evet. Tamam. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere inşallah. Teşekkür ederiz abicim. Teşekkür ederim. Allah razı olsun. Görüşürüz. Evet. Hala canlı yayınımıza telefonla bağlanabilirsiniz. Hemen hatırlatayım ben adreslerimizi 0216 640 05 66 bizim canlı yayın telefon bağlantı numaramız. MKD yazıp boşluk bırakıp mesajınızı 39-29'a hala gönderebilirsiniz. Ve Facebook'tan da Arzu Saygın, Ercan Kazal, Ercan Topaloğlu kimi yakalarsanız mesaj gönderebilirsiniz. Mesajlarımız vardı galiba değil mi? Evet şöyle şeyden evet. Bakarsak. O kadar çok sekme var. Açtık ki. Evet, yenileyemiyoruz da. Ama genelde gerçekten çok en çok hangi şarkınız beğeniliyor? Hemen şimdi gerçekten şöyle benim albüm biraz böyle karma bir albüm olduğu için herkesin sevdiği şarkı farklı. Genelde oluyor. İşte bu ama şarkı en çok dedikleri. En çok adımı sormasınlar biraz duygusal evet, olduğu için. Gerçekten bizim toplumumuz zaten duygusal bir toplum. Hemen alo diyoruz karşıya o zaman. Alo. Alo. Göremedik. Merhabalar alo. Efendim, bir hoş geldiniz dedik. Hoş Muhammed buldum. Bey, Rize'den Muhammed Bey değil mi? Doğrudur, doğrudur. Evet, tanıyanımız var mı içinizde? Hepinize hayırlı akşamlar cümletten. Teşekkürler efendim. Ederiz. Hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk, sağ olun diyeceğim. Programımızı ilk kez izliyorum. O da bir abimizin sayesinde. Çok değerli, benim için çok değerli olan bir abi. Kimdir vallahi efendim, selam. Öğrenebilir miyiz abinizi? Efendim? Abiniz kim? Bize yönlendiren sağ olsun eksik olmasın. Onu da söyleyeceğim de. Ercan abi var orada. İlk başta söylemeyeyim onu ben. Tamam o zaman. Baş başa bıraktık. Çünkü Ercan abiye söylemiştim. Seni gördüğüm yerde arayacağım seni diye. O da inşallah demişti. Hangi Ercan? Şimdi burada iki tane olduğu için. Ercan Kazdal. Kazdal mı? Evet, Kazdal evet. Evet. Kendisi gerçi kendisi beni pek tanımaz ama... Saygıdeğer abisi var Mustafa. O söylesen belki tanır beni. He Mustafa abim evet. Mustafa Kadal. Evet doğrudur. Şimdi evet. Oldu sohbet uzman başladı. Mustafa. Evet. Evet doğrudur. Uzman Mustafa ile birlikte sizi izliyorduk. Onlar izliyordu. Ben daha sonra geldim gördüm sizi bir arayayım dedim. Çok ben teşekkür ederim. Bilmem tanıdınız mı siz beni ama. Hala vallahi şimdi ama o kadar çok doğru, var ki. Tanıyamadınız. Tanıyamadıysam bağışlayın. Soy ama mutlaka miyiz? Okuyamadık mutlaka biz çok tanıyorumdur. Doğrudur. Ama şunu söyleyeyim hatırlarsınız.
Muhammed Büyük. İki kadın fotoğrafımız patlarım, var. Patlardım bunu. Fotoğrafımız. Fotoğrafımız mı var? Evet. Sizin bende iki tane fotoğrafınız var. Hatta hani size söylemiştim bunları saklayacağım diye ömrüm boyunca. Eyvallah, eyvallah yani kardeşim. Böyle bir sözü nasıl unuturuz Allah aşkına? Evet. Böyle bir sözü nasıl unuturuz ya? Toparla şimdi ben, buyur. Ben çok unutkanım. Kardeşim benim. Çok teşekkür ederim. Bağlandığın için. Valla bağışla beni bir anda böyle. Zaten ama iki Ercan olunca orada bir çelişkide kaldık. Doğru. Ama çok teşekkür ediyorum. Aradığın için çok teşekkürler. Kucak dolusu sevgiler. Rize'ye geliyorum. Selamlar. Rize'ye selamlar. Karadeniz'e selamlar. Mustafa abinin, Süleyman abinin hepsinin selamı var. Aleykümselam. Benden de çok selam söyle kendilerine. Bu arada benim dün de bir yeğenim geldi dünyaya. Ayhan abimin bir oğlu daha oldu. Allah onu da öpüyorum. Süper. Evet. Oldan çok teşekkür ediyoruz. Çok teşekkür ederiz. Ben Türkçü Muhammed. Bunu da söyleyeyim size. Muhammedciğim teşekkür ederim kardeşim benim. Ben teşekkür ederim abi. Hayırlı akşamlar, hayırlı yerler. Rize'ye selamlar, teşekkür saygılar. Teşekkür evet. Bütün bu arada bütün aileme de saygı ve selamlarımı iletiyorum. Hepsi Rize'deler benim aile. Aa, anne baba mi? Abiler. Siz buradasınız. Tüm Kazdal ailesi tabii. Ben şimdi böyle gurbet içerikli şarkılarda var ya benim. Evet. Böyle gurbette olduğumuz birazı için. Belli oldu kime yazıldı tabii anne. Evet. Bir mesajımız daha vardı onu istersen. Evet, şimdi az önce de yazmıştı. Radyocu Kaan tüm Giresunlulara saygılar. Kendisi Giresunludur. Radyocudur kendisi. İlhami Yıldırım'ı Mavi Karadeniz TV'de görmek istiyoruz. İlhami Yıldırım fantezi müziğinde çok güçlü bir ses. Çok güzel. Evet, değerli çok bir arkadaşımız. Kardeşimiz. İnşallah. İnşallah onu da programımıza konuk alırsınız. İnşallah. İnşallah. İlhami Yıldırım'a da sevgiler. Son bir mesajımız var. Onu da bir okuyalım. Evet okuyalım. Süremiz kısıtlı çünkü. Yine kim? Sadık Kağanoğlu. Sizi izlemeye devam ediyorum. Gerçekten de süper bir program. Ercan Topaloğlu'na isteğimi okuduğu için teşekkürlerimi sunuyorum. Ben teşekkür ederim. Ercan Kazdal abimden Çay Çiçeğimi istiyorum. Bu şarkı 7 aylık yerim için istiyorum. Üçünüze sevgilerimi sunarım. Süper. Teşekkür sevgilerimizi iletelim. Çok sıkı zamanınız var. Evet. Bir şarkı Ercan Topaloğlu'ndan alsak arkasından da konuğumuzu bitirsek uygun mudur yönetmenim? Süpersiniz. Evet. O zaman hemen Ercan'dan bir şarkı alalım. Tamam. Unutmam seni, senelerce görmesem yine unutmam seni. Yaylanlar yorulmasın, yar bana darılmasın, yar bana darılıp sağ ellere sarılmasın. Çolum kurutmam seni, suda çürütmem seni, senelerce görmesem yine unutmam seni. Çekilecek dert değil, özlem değil, bilmem ne
nasıl olacaktan aşkımız kurtulacak. Senden ayrı yaşadan yaşamı seviyorum. Bana küsme sunarım oy bu nime bilmeyirim. Sensizlik çekilecek dert değil özlem değil. Bilmem nasıl olacaktan aşkımız kurtulacak. Senden ayrı yaşadan yaşamı seviyorum. Bana küsme sunarım oy bu nime bilmeyirim. Yaylanlar yorulmasın yar bana darılmasın yar bana darılmasın. Ellere sarılmasın. Çulum kurutmam seni. Suda çürütmem seni. Senelerce görmesem yine unutmam seni. Yaylanlar yorulmasın. Yar bana darılmasın. Yar bana darılıksa o ellere sarılmasın. Çulum kurutmam seni. Suda çürütmem seni. Senelerce görmesem yine unutmam seni. Kemençe. Ercan, bayılıyorum ya, bayılıyorum. Sen haftaya seninle program yapmıyorum işte. Ama gelmiyorsun ki aramıza, katılmıyorsun ki ama. Ama öğrenemiyorum. Vallahi ki. Harika ya. Her şey çok güzel. Evet, her şey çok güzel ama her güzel çok şeyin bir sonu gerçekten var biliyorsunuz maalesef. Veda konuşmasını ben yapamayacağım. Çok üzgünüm, şu anda size bırakıyorum. Vallahi gerçekten keşke saatlerce devam etseydi. Evet, ben hiç yorulduğumu hissetmedim bile. Harikasın. Ne kadar nefesimizden bile, alsak bile belli değil. Yorulmadık biz. Şimdi devam edebiliriz. Sevgili Aydın Keyif'e selamlarımı iletiyorum. Evet, kendinizi mavi denizin. Selamlar olsun. Selamlar olsun. Evet. Bütün üzerimde emeği kim varsa herkese çok teşekkür ediyorum. Sizden nasıl ulaşacak? Size nasıl ulaşacak hayranlarınız? Ercan Kazdal Facebook adresim. Facebook adresim. Evet, Twitter kullanmış. Twitter'da var Ercan Kazdal. Ercan Kazdal efendim Facebook ve Twitter adreslerine ulaşabilirsiniz. Evet. Onu da hemen. Orada bütün iletişim numaralarım var. Hı hı, oradan da. İnşallah. Yani mail olarak da ercankazdal@hotmail.com. Hotmail.com'dan da size bize ulaşabilirler. İletişim bilgilerimiz böyle. Biz çok keyif aldık. Gerçekten. Vallahi, inşallah inanın. Tekrar konumuz olursunuz. İnşallah. Veda edemiyoruz ki. Seve geliriz. Son bir çalışmanıza veda edeceğiz. Ercan'cığım neler söylemek istersin? Bizi izleyen herkese zamp yapmadan 2 saat boyunca bizi izledikleri için çok teşekkür ederim. Evet. Huzurlarınızda Ercan kardeşime çok teşekkür ederim. Bizi kırmadı, geldi buraya kadar. Tüm Rize'ye, tüm Karadeniz'e, anneme babama kucak dolusu sevgiler, saygılar. Evet. Süper. Evet, o zaman efendim haftaya biz yine buradayız. Sevgili Ercan Topaloğlu ile birlikte biliyorsunuz. Zaten 15.30'u gösterdiğinde çok süper bir konuğumuz daha var. Sürpriz. Evet, sürpriz. Söylemiyoruz, sürpriz. Haftaya lütfen bizi bekleyin diyorum. Çok teşekkür ediyoruz tekrar. Evet. Hadi bir şarkıyla hep beraber finalimizi yapıyoruz. Çok istek var ama hepsini okuma şansımız olmadı. Evet. Keşke zamanımız olsaydı. Evet. Ama bütün istek isteyen değerli sevenlerime armağan ediyorum. Bir çay çiçeğim, şöyle bir daha horon. Tamam. Hadi bakalım.
giderim senin yanına. Atacağım kendimi yar senin kucağına. Atacağım kendimi yar senin kucağına. Çayçıcığım koşa gel, bakma sağa sola gel. Çok özlemişim seni, bilmez bu ne yaman el. Çayçıcığım koşa gel, bakma sağa sola gel. Çok özlemişim seni, bilmez bu ne yaman el. Saz kemençe, evumun yani bahçe, elimde saz kemençe. Türkü söyledim sana, gelmedin kız dün gece. Türkü söyledim sana, neredeydin dün gece. Çayçıcığım koşa gel, bakma sağa sola gel. Çok özlemişim seni, bilmez bu ne yaman el. Çayçıcığım koşa gel, bakma sağa sola gel. Çok özlemişim seni, bilmez bu ne yaman el. Sarılmayısın, geldim senin yanına, niye sarılmayısın? Özlemedin mi beni, uzaktan bakayısın? Özlemedin mi beni, uzaktan bakayısın? Çayçıcığım koşa gel, bakma sağa sola gel. Çok özlemişim seni, bilmez bu ne yaman el. Çayçıcığım koşa gel, bakma sağa sola gel. Çok özlemişim seni, bilmez bu ne yaman el. Çayçıcığım koşa gel, bakma sağa sola gel. Çok özlemişim seni, bilmez bu ne yaman el. Çayçıcığım koşa gel, bakma sağa sola gel. Çok özlemişim seni.